Türk Hava Kuvvetleri'nin 2030'dan sonraki vurucu gücünü oluşturması hedeflenen milli muharip uçak için çalışmalar sürüyor. Uçağın 2023'te motor çalıştırıp hangardan çıkması, 2025'te ilk uçuşunu yapması ve 2029'da envantere girmesi hedefleniyor. TUSAŞ bu iddialı proje için tesislerine yeni altyapılar ekleyip insan kaynağını güçlendiriyor. Bu kapsamda milli muharip uçak, mühendislik binası, hangar ve test binaları inşa ediliyor. Uçağın tasarım, geliştirme ve üretim aşamaları Türkiye için stratejik ve değerli bilgiler barındırıyor. Bu nedenle uçak için kullanılacak binalarda daha yapım aşamasında yüksek güvenlik önlemleri alınıyor. İnşası tamamlanan ve bir anlamda Türkiye'nin sır binası olacak mühendislik binasında veri güvenliğini sağlamak için dışarıdan tamamen izole bir yapı oluşturuluyor. Veri güvenliğini sağlamak için yerli ve milli çözümlerden yararlanan TUSAŞ, milli muharip uçak özelinde ise var olan tedbirleri en üst düzeyde uygulayacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de milli muharip uçağın kendisi kadar buradaki bilgilerin güvenliğinin önemine dikkati çekiyor. Kotil, projedeki bilgi güvenliğinin Türkiye'nin bekası için çok önemli olduğunu vurguluyor. Türkiye yaptığı projelerde milli muharip yani en iyi uçağı olacak veya biraz daha iyisi olacak, şu olacak. Onlar tümüyle bir yak tarafa bilgi güvenliği konusunda en iyi olmak zorundayız. Bu koruma yerli ve milli olmak zorunda. Aksi halde yurt dışından getirdiğiniz bir koruma tedbiri içinde bir arka kapısı vardır. O ülkeye anahtarını vermiş oluyorsunuz. İş milli muharip gibi çok stratejik bir yere gelince aslında biz onu tümüyle kapatıyoruz. Şimdi milli muharibin bir mühendisinin çalıştığı yeni bir binaları var ve uçağın da yapılacağı yeni hangarı inşallah onu da şimdi yapmaya başlayacağız yakında. Dolayısıyla fiziksel uçağın yapılacağı yer, bir araya getirileceği yer, assembly yapılacağı yer ve mühendislerin yapılacağı çalıştığı ortam tümüyle dünyadan izole durumunda. Mühendislerimiz aslında dataya ellerinin dokunamıyorlar. İsterlerse datayı bir yere alıp koyamıyorlar. Yalnızca o çalıştıkları ortamın ekran görüntüsü, mouse ve klavyesi gelmiş oluyor. Bununla ilgili 800 kullanıcılı bir video sistemi Milli Muharip'te kullandık. Dolayısıyla Milli Muharip'te çalışan bir arkadaşım, biz kötü niyet kimseyi beklemeyiz ama tedbir her zaman tedbirdir. Dolayısıyla isterse de oradan bir data alamaz. Yalnızca ekranı görür. Tabii ekranda fotoğrafını çekerse olmaz. Onlar için de tedbirler var. Onu şunu anlatmaya çalışıyorum başkanım. Bizim Milli Muharip'le ilgili orada çalışan mühendislerimiz kullandığı sistem dışarıya kilitlidir. Dışarı çıkışı yok. Tek bir çıkışı vardır. Dediğim gibi vakıf şirketlerimizle çok özel bir bağlantısı vardır. SSB ile çok özel bağlantısı vardır. Ama bunlar da zaten bizim Milli Muharip'in hani elimizden çıkmasında sıkıntı olacak şeyleri kapsamıyor. Dolayısıyla biz orayı tümüyle kapattık. Yani fiziksel altyapıda milli muharip özelinde biz dünyaya kapatıyoruz kendimizi. Bu bir zorluklar getiriyor muhakkak olarak. Bunu da ortadan kaldırmak için ekstra tedbirler alıyoruz.